Yoktu, hem Emre yoktu. Yani kötü bir kadro var. Kısacası şunu sorayım ben. Yani ben bunu çok konuşayım, sana sorayım. Kaç tane transfer daha lazım? Fenerbahçe'nin bu iş giderse Banko 11 oynayacak. Ceza alanı içinde gol vuruşu yüksek. Hem de fizik gücü kuvvetli. Ayrıca Gökhan ve Caner gibi iki tane kanat oyuncusu gelmiş. Geçen sene bunun yokluğunu çok çekti çünkü Vuriç. Vuriç'in yerine gelecek oyuncunun güçlü, gol vuruşu olan bir oyuncu olması lazım. Yani şöyle yanılmak istemiyoruz artık. Silimani gibi. Frey zaten yanılmak gibi bir ihtimali yok. Geldiğinde zaten yanılıydı da. Yani Fenerbahçe'nin banko bir oyuncu alması lazım. Ben hala şöyle düşünüyorum. Ener Valencia'yla riske gireceğiyle şu an boşta olan Çiçek'i niye düşünmedik? 20 küsur yani, gol atmış Çiçek'i. Hoca, ben hoca transfer olarak görüyorum. Papistise de olabilir. Belki olabilir yani. Bilmiyoruz şu ama an. Ama şu an Sisse gelirse... Ama çok da yaşlı takım olmaya başladı Fenerbahçe yani. Ya Fenerbahçe'nin şöyle bir durum var. Ya çok genç oyuncular var ya çok yaşlı oyuncular var. Fenerbahçe aslında 2000-2001 Aziz Yıldırım zamanı. Ben aynısını her arkadaş hani, ortamında konuşuyorum. Şampiyon olmak için atışıyoruz. Rabaiç, Anderson, işte evet. Lazetic, hepsi yaşlıydı. Mirković. Aynen. Yani Mertiniç. Ama şampiyon oldu. Şey. Ama arada serpiştirmişler. Evet, işte, orada Lazetic vardı, Serhat vardı, Ali Güneş vardı. Yani. Şu an onlar işte Ferdi gibi düşün. Ama o sene kadroya çok büyük para bağlamış. Her sene her şey, her zaman aynı şey olmayabilir. Bu takım biraz kötü giderse, pandemi inşallah düzelir, seyirci de içeri girerse, bugün ben televizyon yayınında da söyledim. Fenerbahçe birkaç maç kötü giderse tribünler bir anda dönebilir. Ama tribün olacak mı bakalım? İşte Ekim'den sonra %30 düşünüyorlar ama %50 inşallah olur. Çünkü futbol olmuyor yani. Dönemi tribün biraz daha kötüye gidiyor ve zor diye düşünüyorum. Evet, yani bu Caner için büyük şans diye düşünüyorum. Gökhan için de abi. Gökhan için ben nedense belki sen farklı düşünüyorsun ama taraftarın Caner'e daha büyük tepesi olduğunu düşünüyorum. Evet, ikimiz de maçtaydı. Evet. O günkü hareketi hiçbir Fenerbahçe evet, yani, ben şu an hala Caner'in yanlış yaptığını ve açıklamasında bile yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Gökhan'ın da tarafta da şimdi dolar atıldı. Yani Gökhan'ın kendinin de bir burukluğu vardır diye düşünüyorum. O oynadıkça eğer bu işler Fenerbahçe iyi giderse hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ama Fener kötü gitti ya. Sadece Gökhan Caner bile değil. İnan Sinan Gümüş'te de bile sıkıntı olacak. Olabilir geçmişteki bazı açıklamalar. Evet. Yani ama başarılı olursa hepsi unutulur. Özellikle bir diğer konu Fenerbahçe'nin stoperleri iyi olmak zorunda bu sene. Çünkü geçen yani sene Jason faciası yaşamak istemiyoruz. Yani inan yani Jason stoper değildi diyenler var. Tamam okey. Ya ama zorla da oynatırlar. Fenerbahçe Yani kısacası Fenerbahçe'nin transferler dışında şu an bugünkü transferle baktım 34 etti oyuncu. Yani 34 oyuncu çok. Maliyeti evet. O yüzden bir 7-8 oyuncunun gitmesi lazım. Çünkü gelecekler de var. Güzel nokta atışlar yapıldı. Bu nokta atışları yani kısacası defanstan Zanka. Evet. Diyelim Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut. Aynen öyle. 3. Zayt. Acun Ilıcalı inşallah alacaktır diye düşünüyorum. Zayt'ı kesinlikle Frey. Bir takasta kullanmamız lazım. Frey, Tolgay. Tolgay, yani Tolgay aldığı ücret çok zor. Mesela Dirar gibi ne diyorlar ama Dirar giderse bir sabit almak zorunda. Yok Dirar bütün yıl görev adamı. Görev adamı aynen. Her zaman ne görev versen oynayacağın bir oyuncu. Ve şu an Gökhan'ın yedeği yokken, Murat Sağlam'a güvenemiyorken Dirar'ın kalması evet, mantıklı olan. Bence Fenerbahçe'nin skorer bir kanat oyuncusu, gol vuruşu olan Miska mesela, keşke Miska. Bir de bu sene 20 gol barajını geçebilecek bir santrafora ihtiyacı var. O zaman arkamıza keyifle yaslanıp maçları izleyebiliriz. Yoksa 2 yılki kahır devam etmese bile garanti şampiyonluktan söz edemeyiz şu anki kadroyla. Bunu da neden konuşuyorum? Yani Beşiktaş'a bakıyorum, kadro çok zayıfladı. En önemli 3 adamı kimdi geçen sene? Bence birincisi Atiba, ikincisi Caner, üçüncüsü Burak'tı. Yani şöyle genel bakarsak. Geçen sene. Bütün maçlara bakarsak. Caner en çok asist yapan oyuncusu. Çünkü Laiç formsuz, Dorukhan sakattı. Atiba iyi oynadı o yaşına rağmen. Burak da sonuçta gol ümidi. Her zaman tehlikeli. İkisini kaybetti ve yerine doldurduğu adamlar bilmiyorum. Ben Beşiktaş'ı şu an etkili bulmuyorum yarışta. Galatasaray hala... Ben Galatasaray'ın gene de çok önemli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Orta alanı düzeltirse evet. Galatasaray'ın mesela bak hiç kimse beğenmese bile ben Jacques'in bile bu ligde evet, oynadığında ben Farkan'ın daha çok oynatacağını O geçirdiği ilk sezon Galatasaray'da gol kralı bitirdi ama çoğu golü kasıp dışarı attı. Galatasaray'da penaltılarla attığı bir dönem var. Jacques'in 13 milyon euro verdi değil mi Galatasaray? Evet. 13 milyon euroya aldığı Jacques'in. Tamam etmezdi ama ben bu lig için kötü bir gol yılda 5-6 milyon euro verdiği Falcao var. Bence gayet yeterli
santrafor. Artı Adem de kötü bir oyuncu. Şu an geçen sene Sivas'ın başarısındaki en büyük iki katkı. Arda'yı bilemeyiz ne olacak. Ben Arda'dan çok beklerdim. Omar kötü bir bek değil. O yüzden Galatasaray'ın orta alanı iki Lerma'yı istiyorlar. Belki işte Lemina ya da Seri'den birini kiralamak için gene deneyeceklerdir. Oraya iki isim alıp ondan sonra bir de savunma hattına belki bir Türk takviyesi yapacaklar. Evet. Ben kötü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ama ben gene en hazır takımın Başakşehir olduğunu bir klişeyenin Hasan Ali takviyesi yapıldı. Evet. Kadroyu korudular. Evet. Yani diğer oyuncular zaten oynamayan oyuncularla yollar geldi. Yok ki bir iki tane daha takviye yapacaklar. Trabzonspor tam bir kapalı kutu çünkü çok değişik yapıyorlar. Ben Sörlot'un bile son dakika gidebileceğini düşünüyorum. Bugünkü açıklamalarda sanki Leipzig çok bastırıyor falan dedi. Ahmet Ağoğlu bir enteresan herhangi bir Sörlot gidebilir. Yani çok büyük bir olur. Zor bir lig olacak. 40 maçlık. Zaten geniş kadro, çok önemli. Bunun yine detaylı konuşuruz. Fenerbahçe'nin ama transferleri şu ana kadar çok başarılı ama henüz bitmiş hiçbir şey yok. %100 başarılı. Yani bir iki isim ben mesela Sinan Gümüş'ü almasa da olabilirdi. Evet. Çünkü Deniz var. Evet. Yani Valencia yerine X daha iyi oyuncular alabilirdi. Ben şu ana kadar yanıldığım dediğim şöyle. Fenerbahçe'nin almasını beklemediğim Demos'ta hayatımda yaşıyorum. Hala Demos sen peki iyi komple diye mi düşünüyorsun? Aldıklarını düşünüyorsun yoksa Zanka %100 gidecek. Yerli stoper iyi yok, çok para istiyorlar. Mesela Hoca Zanka'yı da kullanıyor yani hazırlık maçlarında ilk 11'e. Bence doğrusunu yapıyor en azından birisine satmak istersek. Bak biz takımda oynatıyoruz. Hayır Zanka'nın ama güçlü. Değerini kaybetmeyelim. Yanılmıyorsam Zanka 2 milyon euroya yakın senelik bir yani Komoli sağ olsun öyle bir ücret alıyor. Onu ben evden çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Komoli ile ilgili hiç güzel sözler söylemeyeceğim. O yüzden Komoli'yi kapatalım. Kısacası böyle. Evet iyi bir stoper koku. Bir. Gol vuruşu olan asist özelliği olan Visca tarzı, keşke Visca olsa. Yani Visca için bir tane kanat. 2. Ener Valencia'ya rağmen Muriç gideceğini düşünüyorum. Bir tane stoper ve bu üçü çok önemli. Yerini atacak bir bu şampiyonluğu, bu üç şampiyonluk için en önemli üç transfer. İnce elif sık dokumak lazım. O yüzen ben ama ligde var şey kaldı 15 gün en azından. Ya biz çok gördük. Stoper olayını biliyorsun 3-4. Hafta bitmesine kadar biz, çok transferler falan var. Bizim Türkiye'nin zaten o her takımın her zaman yaptığı bir şey. Ama Fenerbahçe eğer Muriç gidecekse 20 tane sıkıştıracak bu ligde bir golcü bulması aynen, lazım. Aynen. Yani hani hatırlıyor musun Aykut Hoca zamanı geldi Mamadou Niang. 20 atmadı ama yanılmıyorsam 15 gol 7-8 yani öyle bir golcüye ihtiyacı var. Yırtıcı, dağıtıcı, Alex'le beraber oyunculara yer açan, gol fırsatı yakın. Çok iyi oyuncu. Öyle yani bir sene faydalanır. Öyle bir mecbur o 3 Temmuz kumpasından dolayı. Öyle teşekkür ediyorum. Şimdi ben teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe sadece transfer şampiyonu olmaz. Sene sonunda lig şampiyonu da olur diyoruz. Katılıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.